Şimdi Süleyman Soylu kendi partisinden ihraç edilen bir kişi. Ancak kendi partisindeyken söz itibarından bahsediyoruz ya değerli arkadaşlarım. Kendi partisindeyken bakın sizler için ne söylüyor. At üstünde durmayı beceremeyen başbakan, sen kimsin? Menderes kim? Paçalarından yolsuzluk akıyor. Boyan döküldü Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan rantın babasını getirdi. Kendisini padişah olarak görüyor, sözlerini sarf ediyor. Bu ağır ithamları sarf ettiği kişiye karşı onun partisine geçme sözünü aldıktan sonra söylediği söz de çok dikkat çekici. Allah şahittir ki bütün bedenim kan gölüne dönse de Tayyip Erdoğan'ın arkasından ayrılmayacağım diyor. Bir insan bu kadar mı zikzak çizer? Bir insan sözünün arkasında bu kadar mı durmaz? Bir insan sen makama bu kadar mı düşkünsün ki her şeyi söylediğin bir AK Parti hükümetine dahil olmak için bu kadar yan çiziyorsun? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Dün öyle söyleyen, bugün böyle söyleyen, dün başka bir partideyken bu partiye hakaret eden, bu partiye geçince Fethullah Gülen'e sümsük diyen bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı yaparken sözünün güvenirliliğine nasıl inanacak? Bunu size soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki AK Parti hükümetinin böyle bir kişiyi eğer orada tutuyorsa bunun bir tek nedeni olabilir. O kişiyi orada bulunduruyorsa bir tek nedeni olabilir. Kendi davasında çalışmış arkadaşlarının, kirlenmemiş olan arkadaşlarının orada bulunup da bu işlere karışmasından daha çok bu davada ne yapacağı belli olmayan, sözünün de itibarı olmayan bir kişinin orada bulundurup her şeyi yaptırtabilmek için orada tutuyordur. Bir tek nedeni budur. Siz bütün bunları düşünürken ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti bu tür ucuz kaba dayalıklara papuç bırakacak bir cumhuriyet değildir. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir bakana layık değildir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi liyakat sahibi, dürüstlük içerisinde olan insanların bu ülkeyi yönetmesine ihtiyaç duymaktadır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.